kredilerde sabit faizli ihtiyaç kredisini kaçırmayın. İyi akşamlar sayın seyirciler. Saat 19 ana haber bültenimize hoş geldiniz. Şehitlerimiz törenlerle anılıyor. 1974 Barış Harekatı sırasında Geçitkale Bölüğü Alamiyo takımında görev yaparken şehit olan 20 Kıbrıslı Türk için dün gece anma töreni gerçekleştirildi. Değirmenlik'te düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'a barışın 1974'te geldiğini vurgulayarak, çoğunluğun azınlığı yöneteceği tek egemenlik çatısı altında federal çözümün Kıbrıs Türkiye için tehlikeli olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin caydırıcı güç olarak varlığını sürdüreceği bir antlaşma istediklerini vurguladı. Topçuköy şehitlerimiz içinse bu akşam saat 18.30'da Topçuköy'de tören vardı. 1974 Barış Harekatı sırasında Geçitkale Bölüğü Alaminyo takımında görev yaparken şehit olan 20 Kıbrıslı Türk için Değirmenlik Alaminyo Şehitleri Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bu hazin günde bir yandan şehitlerimizi anarken bir yandan da onların mücadelesine saygıyla ülkemizi ve beldemizi güzelleştirmek, halkımıza en ileri hizmetleri sunmak için özveriyle çalışıyor, bu topraklara sımsıkı tutunmak için üretiyoruz. Bu topraklar hepimize emanettir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise törende yaptığı konuşmada Kıbrıs'ta sivil insanların katledilmesi, en iyi şehit ailelerinin bildiğini söyledi. Şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'taki barış, huzur ve güvenin şehitlere borçlu olunduğunu söyledi. 15 Temmuz'da faşist Yunan darbesinin ardından Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs Türk halkının canını kurtarmak ve düzeni sağlayıp Rumlara da barış getirmek için Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini dile getirdi. Rumların 1950'li yıllardan itibaren sivil insanları öldürdüğünü dile getiren Tatar, Barış Harekatı'nın başlamasının ardından Kıbrıs Türk'ü sivillere saldırıların sürdüğünü ifade etti. Bundan sonra eğer bir anlaşma olursa mutlak surette Türk tecrübesinin garantörü devam edecek. Türk askeri caydırıcı güç olarak burada kalacak. Aksi takdirde hiçbir Kıbrıs Türk'ü özellikle bu yaşananlardan sonra burada rahat bir hayat süremez. Türkiye'nin garantörlüğü caydırıcı bir güç olarak özellikle bu bölgede yaşananlara jeostratejik, jeopolitik gelişmeleri bağlı olarak gerek mavi vatanda gerek hava sahasında her türlü bu bölgenin statüsünün gelişmesiyle ve çok farklı ülkelerin buralarda kendilerine göre pozisyon alma gayretleri içerisinde burası eskiye göre daha fazla tehlike de arz edebilir. Onun için dün de Doğum Otel'in oradan seyrettim. Tek egemenlik, tek çatı ve federasyon dedikleri çoğunluğun azınlığı yöneteceği bir ortamda, bir yapıda bizlere ben inanıyorum ki gelecek yoktur. Geleceğimizin olabilmesi için mutlak surette bir anlaşma olacak, evet olsun, ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, yani Türklerin egemen devleti mutlak surette anlaşmanın bir parçası olması gerekmektedir. Meclis Başkanı Zorlu Töre Barış Harekatı sırasında hayatını kaybeden Topçuköy şehitlerini andı. Töre Kıbrıs'ta bu saatten sonra federal temelli bir anlaşmanın söz konusu olmadığını da vurguladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre 1974 Barış Harekatı sırasında şehit olan Topçuköylü 9 Kıbrıslı Türk'ü andı.
Mesaj yayımlayan töre, bugün üzerinde özgürce yaşayabildiğimiz bir devlete sahipsek bunu vatanın korunması, Kıbrıs Türk'ünün adada varlığını sürdürebilmesi için canını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimize borçluyuz ifadelerine yer verdi. Ana vatanımız Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün yanında olmasının öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını kaydeden töre şunları kaydetti. Faşist Rumlar tarafından bugüne kadar gerçekleşen katliamlar ve 1974 yılında gerçekleşen Mutlu Barış Harekatı'nın haklılığını ortaya koymaktadır. İyi bilinmelidir ki Kıbrıs Adası'nda her zaman arzu edilen barış, mücahidin vermiş olduğu mücadele sonrası Mehmetçik'le buluşmamız sonrası gerçekleşmiştir. Kıbrıs'ta bu saatten sonra federal temelli bir anlaşmanın söz konusu olmadığı aşikardır. Yapılacak anlaşma egemen eşitliğe dayalı bir yapıyla olmalıdır. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun açıklamalarına bakalım. Bakan Çavuşoğlu, A-Level sonuçlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet üniversitelerinde kaydı olan ve yeni kayıt yaptıracak olan tüm öğrencilerden herhangi bir okul harcı ücreti alınmayacağını açıkladı. Çavuşoğlu, yapılan uzun süreli çalışmalar sonucunda alınan bu kararın başarılı öğrencilerin yüksek öğretim alanında önünü açmak adına son derece önemli olduğunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle katkı payı ve öğrenim ücreti bakımından aynı esaslara tabi tutulması yönündeki karara ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olup Yükseköğretim Kurulu'ndan yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerine kayıt yaptıran A-Level sonuçlarına sahip öğrencilerin yüksek miktarda okul harcı ödemesi yaptığını hatırlatarak, yapılan uzun süreli çalışmalar ve kurulan temaslar sonucunda Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle katkı payı ve öğrenim ücreti bakımından aynı esaslara tabi tutulması yönünde karar üretildiğini belirtti. Bu kararın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz törenlerinde yapmış olduğu konuşmayla duyurulduğunu belirten Çavuşoğlu, kararın hem gençler hem de Kıbrıs Türk halkı açısından memnuniyet yarattığını kaydetti. Çavuşoğlu, bu açıklama ve alınan karar sonrasında A-Level sonuçlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet üniversitelerinde kaydı olan ve 2024-2025 öğretim yılı için yeni kayıt yaptıracak olan tüm öğrencilerimizden herhangi bir okul harcı ücreti alınmayacaktır dedi. Kararın alınmasında başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakan Ünal Üstel'le diğer yetkililere teşekkür eden Çavuşoğlu, alınan bu kararın başarılı öğrencilerin yüksek öğretim alanında önünü açmak adına son derece önemli olduğunu ifade etti. Açıklamasında öğrencilere başarılar da dileyen Bakan Çavuşoğlu, tüm çabamız gençlerimizin önünü açmak ve onlara iyi bir eğitim olanağı yaratmak adınadır. Bu amaçla çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz dedi. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atıoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda yaptığı konuşmanın kendileri için rehber niteliğinde olduğunu vurguladı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Atıoğlu, Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın sadece bugün değil, önümüzdeki günlerde izlenilecek yolu da aydınlattığını kaydetti. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlenen törende yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Atıoğlu açıklamasında Erdoğan'ın aynı suda iki kez yıkanılmaz, adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz, Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz sözleri bizler için rehber niteliğindedir ifadelerine yer verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın yalnızca bugün değil, önümüzdeki günlerde de izlenecek yolu aydınlatması bakımından büyük önem taşıdığını kaydeden Atıoğlu, Erdoğan'ın Kıbrıs sorunuyla ilgili izlenen ve izlenecek politikanın ana hatlarını yeniden vurguladığını belirtti. Atıoğlu açıklamasında Sayın Erdoğan'ın konuşmasında vurguladığı gibi, bugün de yarım asır önce olduğu gibi tek yürek ve tek bilek olarak birlikteyiz. Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Cumhuriyeti olarak sırt sırta verdiğimiz bu önemli günlerde Türkiye'nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemi bir kez daha güçlü bir şekilde hissettik. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'nin göz bebeği olduğunu belirten ifadeleriniz bizlere moral ve güç vermektedir ifadelerini kullandı. Özellikle Kıbrıslı gençlere yönelik verilen müjdenin kendilerini oldukça sevindirdiğine vurgu yapan Ataoğlu, Temmuz ayı itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti bakımından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olması ve gençlerimizin Türkiye'de eğitim görmesini kolaylaştıracak kararları almanız Kıbrıs Türk gençliğinin geleceği için atılmış önemli bir adımdır dedi. Sporcu gençlere uluslararası turnuvalara katılma imkanı sağlayan Türkiye'nin desteğinin önemine de dikkati çeken Ataoğlu, gençlere daha fazla destek olabilmek için çalışmaları sürdüreceklerinin altını çizdi. Ataoğlu açıklamasında 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda verilen bu güçlü destekle yollarına kararlılıkla devam edeceklerine vurgu yaptı. Sayın seyirciler, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs konusunda hareketliliğin devam ettiğini ve daha da hareketleneceğini gözlemlediğini iddia etti. Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da yaptığı konuşmada iki garantör ülke Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın Kıbrıs'taki liderlerle görüşsün önerisini ortaya koyduğuna da işaret etti. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 20 Temmuz'da söylenenleri dikkatle incelediğini belirten Erhürman, Holguin'in atanmasıyla ortaya çıkan hareketliliğin devam ettiğini, daha da hareketleneceğini gözlemlediğini ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da yaptığı konuşmayı dikkatle dinlediğine işaret eden Erhürman, konuşmanın yüklü mesajları olduğunu belirtti. Erdoğan'ın konuşmasını Anadolu Ajansı'nın müzakereye, görüşmeye, Kıbrıs'ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız başlığıyla servis ettiğine dikkat çeken Erhürman, söz konusu cümleyi güçlü bir cümle olarak niteledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bugüne kadar gündeme gelmemiş bir öneriyi de eklediğini ifade eden Erhürman, iki garantör ülke Cumhurbaşkanı ve Başbakanının buradaki liderlerle görüşsün önerisinin de ortaya koyulduğunu dile getirdi. Süreci okuduğum zaman çok ciddi bir hazırlık evresi içinde olunduğunu, Birleşmiş Milletler'in sadece izleyen pozisyonda olmadığını görüyoruz diyen Erhürman, ciddi bir arka kapı diplomasisinin hali hazırda yoğun bir şekilde devrede olduğunun görüldüğünü vurguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs meselesinde bir olmak zorundayız dedi. Özgür Özel katıldığı bir programda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuştukları hakkında açıklama yaptı. Özel önce o kısa bir hal hatır sordu, daha sonra ben de hatırını sordum. Biz Türkiye olarak içimizde her kavgayı yapalım, Kıbrıs meselesinde bir olmak zorundayız dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir programda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları sırasında yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Kişilerin eleştirilebileceğini ama kurumların yıpratılmaması gerektiğini belirten Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl töreninde önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa bir hal hatır sorduğunu, daha sonra kendisinin de onun hatrını sorduğunu dile getirerek, biz Türkiye olarak içimizde her kavgayı yapalım, Kıbrıs meselesinde, Azerbaycan meselesinde bir olmak zorundayız dedi. Barış Harekatı'nın 50. yıl töreninde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu'nun kendisini karşılamamasını da eleştiren Özel, biz yaşadığımız rahatsızlığı dışişlerine bildireceğiz. Gereğini yapmak da dışişlerine kalmış. Değerlendirmeyi Dışişleri Bakanlığı'na bırakıyorum dedi.
20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50. yıl kutlamalarına ilişkin bir etkinlik haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlamalarında anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerin katılımıyla dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verildiğinin altını çizdi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü himayelerinde Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İletişim Fakültesi işbirliğinde Türk Ajansı Kıbrıs ve Enformasyon Dairesi katkılarıyla 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı fotoğraf sergisi bugün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda açıldı. 22 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek serginin açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından gerçekleştirildi. 20 Temmuz'un 50. yılının yaşandığı bu yıla özel atıfla düzenlenen sergide 1974-2023 yılları arasında gerçekleştirilen 20 Temmuz etkinliklerinden derlenen 100'e yakın fotoğraf yer alıyor. Serginin açılışında konuşan Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kılıç, 20 Temmuz tarihinin Kıbrıs Türkleri için bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi. Kılıç, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde harekatın 50. yıl kutlamaları çerçevesinde böylesi anlamlı bir sergi düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında özellikle bu yılki kutlamalarda anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerin katılımıyla dünyaya birlik ve beraberlik mesajının verildiğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkı 1974 öncesinde çok acılar çekti. Çok fedakarlıklar yaptı. Çok bedeller ödedi. Ama 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Mehmetçiğin adaya Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlük hakkını kullanmak suretiyle, meşruiyetiyle ve haklı bir ulusal hukuki boyutuyla müdahalesini yapmış ve müdahaleden sonra Kıbrıs'ta 50 yıldır barış devam etmektedir. Adı üstünde Kıbrıs Barış Harekatı. Merhum Bülent Ecevit'in de dediği gibi barış adaya sadece Türklere değil aynı zamanda Rumlara da götürülmesi için yola çıkılmıştı. Evet, o yoldan 50 yıl geçti. 50 yıl yarım asır. Yarım asırdır Kıbrıs'ta barış devam etmektedir. Ben bir kez daha Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Ne demiştir? Cumhurbaşkanı Tatar'ın 2021'de Nisan ayında Cenevre'de ortaya koyduğu iki devletli çözüm bizler için çok kıymetlidir demiştir. Bunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve elbette Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, anavatan, garanti ülke ve bütün bu bölgenin, Doğu Akdeniz'in ve Akdeniz'in genelinin en güçlü, en büyük ülkesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi toprağı, kendi denizi ve kendi hava sahası bulunduğunun altını çizen Tatar, böylesi düşüncelerle ülkeyi geleceğe taşıma kararlılığında olduklarını kaydetti. Konuşmaların ardından katılımcı konuklara günün anısına gümüş tabak takdim edildi. 22 Ağustos'a kadar ücretsiz gezilebilecek sergi Cumhurbaşkanı Tatar tarafından açıldı. Ve dış gelişmelere bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından Demokrat Parti'nin seçim yolunun hangi prosedürle şekillenebileceği sorusu gündeme geldi. Joe Biden adaylıktan çekilmesinin ardından Demokratların başkan adayı olarak mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini duyurdu. Ancak Harris'in adaylığı güçlü bir ihtimal olsa da henüz kesinleşmiş değil. Demokrat Parti'nin 2024 adayı Ağustos ayında Chicago'da düzenlenecek kongrede ilan edilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ex sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini ilan etti. Biden adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından Demokratların başkan adayı olarak mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini duyurarak destek çağrısında bulundu. Birçok Demokrat isim de bu çağrıya katılarak Harris'i destekleme kararı aldı. Ancak Harris'in adaylığı güçlü bir ihtimal olsa da henüz kesinleşmiş değil. Demokrat Parti'nin 2024 adayı Ağustos ayında Chicago'da 4000'den fazla delegenin karar vereceği kongrede ilan edilecek.
Kamala Harris dışında Gavin Newsom, Josh Shapiro, Pete Buttigieg gibi isimler de adaylık için konuşuluyordu. Ancak bu isimler son yaptıkları açıklamayla Harris'i desteklediklerini açıkladı. Öte yandan Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Biden'ın seçimden çekilmesi sonrasında yaptığı açıklamada Harris'in daha kolay alt edilebilecek bir aday olduğu yorumunda bulundu. İsrail ordusu Gazze şeridine yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 39 bini aştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze şeridine 290 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 23 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 91 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39.006'ya, yaralananların sayısının da 89.818'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu, ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının neden olduğu olumsuzluklara ilişkin bir haberle devam edelim sayın seyirciler. Güney Kıbrıs'ta sıcak çarpmasından bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise hastanede tedavi görüyor. Güney Kıbrıs'ta 64 yaşındaki bir kadın sıcak çarpmasından ötürü hayatını kaybetti. Rum haber kaynaklarına göre yaşları 24, 67 ve 80 olan 3 kadın da aynı sebepten dolayı hastanede tedavi görüyor. Habere göre her 3 hastanın durumu ciddiyetini koruyor. Bu arada bölgede etkili olan hava sıcaklığının neden olduğu sıcak çarpmalarına karşın dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazze'de yaşananlara işaret ederek Türk ordusunun kendileri için bir büyük güvence olduğunu yineledi. Töre, anavatansız ve Türk ordusu olmadan olmayacağımızın bilincindeyiz ve Cumhuriyet'e sahip çıkmaya devam edeceğiz, dedi. Bizi Türkiye tanıyor. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Altan'ı kabul etti. Şeref salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, milli ve manevi değerlerle güçlü olduklarını ifade ederek bu değerlere her zaman sahip çıkacaklarını söyledi. Kıbrıs'ta tarihsel süreçte yaşananları anımsatan Töre, Kıbrıs Türkü'nün Mutlu Barış Harekatı'yla Mehmetçik ve Türk milletiyle yeniden bütünleştiğini vurguladı. Biz de ordu millet bütünleşmesiyle yolumuza devam edeceğiz. Türk ordusu bizim en büyük güvencemizdir. Bakın bugün Filistin'in başına gelenlere, evet, yani 146 ülke Filistin'i tanıyor ama Siyonizm orada soykırım yapmaya devam ediyor. Töre, anavatansız ve Türk ordusu olmadan olmayacağının bilincindeyiz. Cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz, dedi. İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Altan da konuşmasında 57 ülkeden 4613 akademisyen olarak gönüllerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yana olduğunu söyleyerek her platformda Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini kaydetti. Sağlık Bakanlığı eski müsteşarı Doktor Ali Çaygür 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çaygür için bu sabah Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Başbakan Ünal Üstel ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçüreğin de katıldığı törende yapılan konuşmalarda Çaygür'ün verdiği hizmetlere işaret edilerek vefatından duyulan üzüntü dile getirildi. Ali Çaygür'ün naaşı Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Burada.
Sağlık Bakanlığı eski müsteşarı Doktor Ali Çaygür hayatını kaybetti. 58 yaşında hayata veda eden Çaygür, Ocak ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Doktor Ali Çaygür için uzun yıllar hizmet verdiği Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bir tören düzenlendi. Törende konuşan Ali Çaygür'ün kızı Aylin Çaygür, babasının herkes tarafından takdir edilen bir kişi olduğunu belirterek onunla her zaman gurur duyduğunu ifade etti. Ali Çaygür'ün uzun yıllar birlikte çalıştığı meslektaşları da törende söz alarak ülkeye ve sağlık sektörüne önemli hizmetler veren Çaygür'ün vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Ali Pilli ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek de konuşmalarında Çaygür'ün hizmetlerinin unutulmayacağına işaret etti. Törene katılan Başbakan Ünal Üstel de Ali Çaygür'ün birçok kişiye şifa dağıttığını ve hiçbir şey esirgemeden tamamen manevi duygularla hastalarına sarıldığını söyledi. Ali Çaygür'ü arkadaşlarımız tarif etti. Sözün bittiği yerdeyiz. Herkese şifalar dağıttı. Herkese arkasından koşan, hiçbir şey esirgemeyen, tamamen manevi duygularla hastasına sarılan, ülkemizi seven, ülkesine hizmet eden, gerek hekim olarak yaptıkları, gerekse bakanlıkta görev aldığı dönemde, en kötü dönemlerde bakanıyla birlikte ülkeye hizmet yaptıkları ne kadar saysak anlatamayız. Ama sözün bittiği yerdeyiz ve Ali Çaygür'ümüzü kaybettik. Acımız büyüktür. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Biz ailesi, bizim ailemiz Ali Çaygür'ümüzü bugün ebedi yolculuğa yolluyoruz. Kendisine bu yolculukta yattığı yerin cennet ve Allah'tan bizim yaslı ailesine, ailemize ve hepimize Allah'tan sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun. Ali Çaygür'ün naaşı Lefkoşa Mezarlığı'na defnedildi. Çevre Koruma Dairesi, tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımının azalmasına yönelik tüzük kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında Haziran-Temmuz ayları arasında toplam 23 market denetlendi ve 11 markette reyonlarında kullanımı yasak olan plastik ürünler üzerine marketlere süre ihbarnamesi verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, tek kullanımlık plastik ürünleri doğal dengeyi bozduğuna işaret ederek işletmeleri ve vatandaşı plastik ürün kullanmama konusunda hassasiyete davet etti. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi Gazi Mausa Birimi, Haziran ila Temmuz ayları arasında toplam 23 market denetleyerek 11 market reyonlarında kullanımı yasak olan plastik ürünler üzerine marketlere süre ihbarnamesi verdi. Daire geçtiğimiz hafta yaptığı tek kullanımlık plastik denetiminde ise 10 market denetleyerek marketlerden 5'inde reyonlarda kullanımı yasak olan plastik ürün tespit etti. İşletme sahiplerine süre ihbarnamesi veren daire personeli bu denetimleri belli aralıklarla tüm bölgelerde sürdürmeye devam edecek. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, tek kullanımlık plastik ürünlerin doğal dengeyi bozduğuna işaret ederek işletmeleri ve vatandaşı plastik ürün kullanmama konusunda hassasiyete davet etti. Açıklamasında gelecek nesile güzel bir dünya bırakmak için el ele verip çalışmanın önemine vurgu yapan Ataoğlu, plastik atıkların zararlarına değindi. Son yıllarda plastik tek kullanımlık ürünlerin çevreye verdiği zararların daha fazla farkına varıldığını anlatan Ataoğlu, bu konuda birçok ülkenin çeşitli önlemler almaya başladığını ifade etti.
Plastik atıkların doğaya karışması hem karasal hem de deniz ekosistemlerine ciddi zararlar verdiğine değinen Ataoğlu, plastiklerin hayvanların yaşamlarını tehlikeye attığını ve uzun vadede insan sağlığını da olumsuz etkilediğini belirtti. Plastik tek kullanımlık ürünlerin kullanımının yasaklanmasıyla çevreyi korumak için büyük bir adım attıklarını söyleyen Ataoğlu, bu konudaki farkındalığı yaratmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Ataoğlu, bakanlık olarak doğanın korunması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakılması amacıyla kararlı adımlar atmaya devam edileceğini belirtirken, plastik kirliliğiyle mücadelede toplumsal algının iyi yönde artırılmasını da hedeflediklerini vurguladı. Tarım Dairesi Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü üreticilere yönelik turunçgillerde yeşillenme hastalığıyla ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda konuyla ilgili gerekli bütçenin ayrıldığı ve üreticinin mağdur edilmemesi adına Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle gerekli çalışmaların süratle başlatıldığı belirtildi. Giden bir tırın. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Tarım Dairesi Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, turunçgil yeşillenme hastalığı vektörü Diaforina citri ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarım Dairesi Müdürü Ercan Akerzurumlu, ülkemizde görülen turunçgil yeşillenme hastalığı vektörü Diaforina citri ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu konuda mutlaka bir girişim yapmak gereği hissettiğimizi, bunun gerçekten yani sıfır ürün noktasında kalamayacağını, bunun çok ciddi bir mesele, milli mesele olduğunu ifade ettik ve sağ olsunlar hemen arkasına bir ekip gönderdiler. Ve değerli arkadaşlar, bu dünyada bir ilktir. Bir tır dorsesi içerisinde bir gazla, fümigasyonla bir deneme yaptık ve bu pisillidin öldüğünü tespit ettik. Ve bu tabi resmi literatüre geçince önümüz açıldı. Bu konuyu tabi bahsettiğim dönemde tam enginar ihracatı söz konusuydu. Ve işte 10 milyon, 13 milyon bir enginar ihracatının büyük bir tehlike altında olduğunu tespit ettik ve bu çalışma ile enginar ihracatının önü açıldı. Akerzurumlu'nun konuşmasının ardından ziraat mühendisleri Menekşe Aydoğdu ve Sema Şişman Hoca'nın Asya turunçgil pisilidinin tanımı ve turunçgil yeşillenme hastalığı vektörü disitri ile ilgili alınan tedbir ve yapılan çalışmalar konulu sunum yaptı. Seyir halindeki araçta tehlikeli yolculuk yapan şahısların sosyal medyada yayınlanan görüntüleri tepkiye neden oldu sayın seyirciler ve görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen polis araç sürücüsünü tespit ederek ceza kesti. Tatlısu Geçit Kale Anayolu'nda tehlikeli sürüş yaptığı sosyal medyadan paylaşılan araç sürücüsüne ceza kesildi. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre seyir halindeki araçta yolcu olarak bulunan iki şahsın aracın camlarından bellerine kadar çıkarak insan hayatına tehlike arz edecek şekilde görüntülerinin paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen araç sürücüsüne işlediği trafik suçundan dolayı 6.785 Türk lirası para cezasıyla 25 ceza puanı kesildi. 7. Uluslararası Beyarmudu Halk Dansları Festivali 29 Temmuz Pazartesi, 10. Uluslararası Patates Kültür ve Sanat Festivali ise 1 Ağustos Perşembe günü başlıyor. Beyarmudu Belediyesi'nin düzenlediği festivallerle ilgili bugün bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Beyarmudu Belediyesi 10. Uluslararası Patates Kültür ve Sanat Festivali ve 7. Uluslararası Halk Dansları Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni Süleyman Kutlu basın toplantısındaki konuşmasında Mesarya bölgesinin en büyük festivalini yapmaktan duydukları gurur ve mutluluğu ifade etti. Ortaya koyduğumuz vizyon, kültürlerin dansı, kalpleri birleştirir sloganı ile 6 ülke toplam 190 misafir dansçımız var. Kültürleri Beyarmudu'na taşıyoruz. Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de festival kapsamında 1,5 yıldır çalışma yaptıklarını ve ilk kez bu kadar kapsamlı bir festivale imza atacaklarını anlattı. Bizim amacımız, hedefimiz kültürlerin buluşması, insanlar bir nebze olsun rahatlatabilmek, mutlu
şekilde nasıl yapar çabasındayız. Umarım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan vatandaşlarımızın tamamı, olması da bir çoğu festivalimize katılırlar. CEOF Başkanı Özlem Kadir Ağa ise amaçlarının ülke kültürünü tanıtmak olduğunu belirtti. Ülke kültürümüzü yabancılara tanıtmak, gelen ülkelerin danslarını ve kültürlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkıyla buluşturmak, kaliteli organizasyonlar yapmak, başarılı grupları halkımızla buluşturmak ve en önemlisi bayrağımızı dalgalandırıp dünyaya barış, dostluk ve sevgi mesajları vermektir. 7. Uluslararası Beyarmudu Halk Dansları Festivali 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında, 10. Uluslararası Patates Kültür ve Sanat Festivali ise 1-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sanat haberleriyle devam edelim. Bu kez Güzelyurt'tayız. Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması başladı ve bir hafta boyunca devam edecek etkinlikte ortaya çıkan eserler 27 Temmuz'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması başladı. Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi'nde bir hafta boyunca devam edecek olan sanat buluşmasına ülkemizin yanı sıra Türkiye, İran, Kazakistan ve Rusya'dan olmak üzere toplam 17 sanatçı katılıyor. Etkinlikle ilgili olarak BRT'ye konuşan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt'ta böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Güzel kentimizde, güzel yurtumuzda böyle bir organizasyon yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Güzelyurt'ta sanat kültür alanında yaptığımız çalışmaların bir farklılığını da yaratma noktasındayız. Önemli olan sanat ve kültür alanına da Güzelyurt'ta bu gibi organizasyonumuzun canlı tutulması, destek verilmesi, sanat ve sanatçıya verdiğimiz desteğin bir göstergesi olarak da faaliyetlerimizin devamını sağlamamızdır. Etkinliğin küratörlüğünü yapan Doktor Arif Albayrak da Güzelyurt Sanat Buluşması'nın marka haline geldiğini ifade etti. Ben görüyorum ki ilk ikisinden aldığımız feedbackler çok güzel. Dışarıda konuşuyorlar, yani hem Türkiye'de hem dünyada, yurt dışında, ve bir marka gibi olduğunu hissediyorum Güzelyurt'un. Bir ayrıcalığı var, mutlu oluyor yani kısacası ayrılan insanlar. Bu uzak beldeyi de tanıma şansları oluyor. Etkinlikte ortaya çıkan eserler 27 Temmuz saat 18'de Güzelyurt Belediye Sergi Salonu'nda açılacak sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Kıbrıslı Türk moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak'ın Parçalayanım Parçalarım adlı tek kişilik oyunu dün gece Gazi Veren'de sahnelendi. Oyun izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. İyi ki doğdu Abdullah. İyi ki doğdu Abdullah. İyi ki doğdu Abdullah. Türkiye'de moda dünyasında tasarımları, farklı stili ve senaryolarıyla saygın bir yer edinen Kıbrıslı Türk moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak, bu kez kendisinin yazıp oynadığı tek kişilik oyunla sahne aldı. Parçalayanım Parçalarım adlı tek kişilik oyun, Gazi Veren Anaokulu bahçesinde ücretsiz olarak sanatseverlerle buluştu. Yoğun bir izleyici kitlesi tarafından izlenen oyunda çok dallı sanat içerikleri yer buldu. Oyunda sanatçı çocukluğundan gelen özel bir dönemi iç dökme şeklinde çeşitli metotlarla sahneye taşıdı. Oyun izleyicilerden büyük beğeni topladı. Evet, bu haberle birlikte bültenimizi de noktalıyoruz sayın seyirciler. Yeniden görüşmek üzere, iyi akşamlar. Μοντέλο των δύο κρατών είναι η μοναδική λύση στο Κυπριακό, τονίσε ο Τούρκος πρόεδρος Recep Tayyip Erdoğan σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν κατά την πτήση της επιστροφής του από την τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου. Καθίσταται σαφές μέρα με την μέρα ότι το μοντέλο των δύο κρατών είναι η μόνη λύση στο Κυπριακό.
η Τουρκία και ο τουρκοκυπριακός λαός έχουν κάνει κάθε θυσία στον δρόμο προς την λύση. Αν και η πλευρά που είπε ναι στο σχέδιο Αννάν ήταν η τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου, δυστυχώς επιβραβεύτηκαν και πάλι οι Ελληνοκύπροι. Δεν είναι πλέον δυνατό να φτάσουμε πουθενά με αυτή την προσέγγιση. Δεν μπορούμε να φτάσουμε πουθενά χωρίς την επικύρωση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων που είναι κεκτημένα δικαιώματα τους. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν σχολίασε παράλληλα δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Αμυνάς Νίκου Δένδια κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρει ότι κατά καιρούς γινόμαστε μάρτυρες των προσπαθειών λαϊκιστών στην Ελλάδα να δυναμπήσουν τις σχέσεις των δύο χωρών. Θέλουμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα με μια προσέγγιση καλής γειτονίας. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραμένουμε σιωπηλοί απέναντι σε τέτοιες προκλήσεις. Αναφερόμενος επίσης και στο προεδρικό μέρο και το κτίριο της Βουλής, η κατασκευή των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο στην τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου, ο κ. Ερντογάν είπε: «Αυτοί χτίζουν στρατιωτικές βάσεις, εμείς χτίζουμε πολιτικές βάσεις. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». Όλα τα μηνύματα μας ενίσχυσαν και μας έδωσαν ενθουσιασμό στον αγώνα μας για την διεκδίκηση και την ανάπτυξη της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου, είπε ο Πρωθυπουργός Ünal Üstel ως προς την ομιλία του Τούρκου Πρόεδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της παραλάσης στην Λευκοσία. Σε γραπτή του ανακοίνωση, ο κ. Πρωθυπουργός τονίσε ότι η ομιλία του κ. Ερντογάν έχει μεγάλη σημασία για την διαφώτιση της πορείας που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες και την ενδυνάμωση τους. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν τόνισε εκ νέου τους βασικούς αξονές της πολιτικής που ακολουθήθηκε και θα ακολουθηθεί όσον αφορά το Κυπριακό, σημείωσε. Η τουρκική πλευρά δεν θα διαπραγματευτεί μια ομοσπονδία. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την κατάρρευση της δημοκρατίας του 1960, πρέπει να εγκαταλείψει το όνειρό της για την επανίδρυση ενός παρόμοιου κράτους υπό την δική της κυριαρχία, δήλωσε ο κ. Üstel, εκφράζοντας την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης του να αναπτύξει τις σχέσεις με τα τουρκικά κράτη. Ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός Υπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Περιβάλλοντος Φικρατ Όλου τόνισε ότι η ομιλία του Τούρκου Πρόεδρου Ερντογάν κατά την τελετή με αφορμή την ημέρα ειρήνης και ελευθερίας στις 20 Ιουλίου αποτελεί οδηγό χάρτη για αυτούς. Αξιολογώντας τις δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου, ο κ. Ατόλου αναφέρε πως η ομιλία έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά τον φωτισμό του δρόμου που πρέπει να ακολουθηθεί όχι μόνο σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Ο κ. Ερντογάν τόνισε εκ νέου τους βασικούς αξονές της πολιτικής που ακολουθήθηκε και θα ακολουθηθεί όσον αφορά το Κυπριακό. «Αισθανθήκαμε για άλλη μια φορά έντονα την σημασία που αποτείται η Τουρκία και το τουρκικό έθνος στην υπόθεση της Κύπρου. Οι δηλώσεις του που δείχνουν ότι η Βόρεια Κύπρος είναι η κόρη του οφθαλμού για την Τουρκία μας τονώνουν το ηθικό και μας δίνουν δύναμη», σημείωσε. Επίσης, ο κ. Ατόλου τονίζει ότι θα συνεχίζουν με αποφασιστικότητα την πορεία τους με την στήριξη που δόθηκε κατά την γιορτή ειρήνης και ελευθερίας στις 20 Ιουλίου. Ειδική έκθεση φωτογραφίας στο πλαίσιο των εορτασμών της 20ης Ιουλίου, ημέρας ειρήνης και ελευθερίας, εγκαινιάστηκε στο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μεσόγειου. Η έκθεση, η οποία είναι ελεύθερη για το κοινό έως τις 22 Αυγούστου, εγκαινιάστηκε επίσημα από τον πρόεδρο Ερσίν Τατάρ, σηματοδοτώντας την 50η επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης. Η έκθεση περιλαμβάνει σχεδόν 100 φωτογραφίες που καταγράφουν τα γεγονότα από το 1974 έως το 2023. Κατά την διάρκεια της τελετής εγγενείων, ο πρόεδρος Ερσίν Τατάρ τόνισε το ισχυρό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης που μεταφέρθηκε στον κόσμο μέσω της συμμετοχής του πρόεδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, και υψηλών βαθμών αξιωματούχων στους εορτασμούς της επετείου.
O gyros tatar ipenthimise to vare timima pu plirose o Turkokypriakos laos prin apo to 1974 ke ta 50 chronia irinis pu akoluethisan sto nisi ke tonise ta sinehi etimata tu Turkokypriakou laou ya tin diatirise tis irinis. Επισημένοντας την πρόταση της Τουρκίας για λύση δύο κρατών, ο κύριος πρόεδρος υπογράμμισε την σημασία της για το μέλλον και την σημασία της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου να είχε το δίκο της έδαφος, θάλασσα και ενέργειο χώρο.